Şuna bak, şuna. Sinsi sinsi. Takmış gözlükleri. Çalışkan kız havalarında, görüyor musun? Bak, kağıtları mağıtları çeviriyor. Var ya, bence bu kara cahil okuma yazma bile bilmiyordur. Ben sana söyleyeyim. Yani en kötü ilkokul 3'ten terktir bu. Azerbaycan'da 3+3+3+3+ kesintisiz eğitim mi varmış? Oo, Cazil Hanım. Nasıl gidiyor bakalım ilk iş günü? Yaxşı gedir Hulusi Bey. Mən də sizə bir şey demək için odanıza gelecektim. Söylə, burada buyur. Mən bu belə Rusya ilə bağladığınız sözleşmelere bakırdım. Rusça? Ha, sen Rusça biliyorsun tabii ya, tabii. Belli ama burada böyle bir iki yer sev tercüme edilipti. Yani ne kadar mühimdi bilmiyorum ama ben notlar almışım böyle bunlara. İsterseniz bir avukatlara gösterin, bir narazılık çıkmasın. Tamam. Avukatlara incelettiririm. Ya ben seni iyi ki işe almışım. Hem yaratıcı fikirlerin var, hem Rusça biliyorsun. Bravo vallahi. Vallahi bravo. Babişko. Ben de şirketimizin dosyalarını incelerken birkaç tane hatalı sözleşmede şeyler gördüm de yani bunu da sizle paylaşayım da avukatımıza gösteririz yani şirketimiz için verimli olmak lazım diye düşünüyorum. Neresi hatalı kızım? Şöyle okuyorum. Depolarımızda stoklar azaldığı için derkendeki depolarımızdaki dahi anlamında olduğu için ayrı yazılmalıyken bitişik yazılmış. Lütfen bunu avukatlara bindirelim, gereken yapılsın diyorum yani. Kalem kırılsın gerekirse. Bak kızım, ben hayatta 3 şeyden nefret ederim. 1, Amerika'daki bütün telefon numaralarının 555 diye başlamasından. 2, The Artist filmini seyredenlerin filmi seyrettikten sonra ay ne biçim film, hem siyah beyaz hem bunda konuşma yok demesinden. 3, dünyanın parasını verip adam olsun diye, okuyup adam olsun diye özel okullarda okuttuğumun kızımın dahi anlamındaki dayla çekim eki D'dayı ayırt edememesinden. Babası ne kızım, babası ne? Depolarımızda derken daha ayrı mı yazılır be? Evet, evet Simsim. Hulusi Babişko bu konuda kesinlikle haklı. Mesela hemen örnek vereyim Hulusi Babişko. Einstein'da gözlük takıyor, gördünüz mü? Da eki ayrı yazılır. Bak, Tuti bile biliyor. Tabii. Neden ayrı yazılır? Çünkü Einstein dahi olduğu için dahi şey eki öyle yazılır. Ne? Neyse. Bak, tabii yol yanlış ama sonuç doğru. Doğru çıkıyor. Hadi bakalım, çalışın. Cazibe Hanım'ı örnek alın biraz. Şu kadar olsun, örnek alın yeter ya. Ya ne bakıyorsun? Allah Allah, gören de hakkı devrim sanır. Görendedeki de ayrı yazılır. Neden? Çünkü hakkı devrimde kendi alanında bir dahi, yani dahi. Bir çakacağım sonra terine ya. Ne yapayım? Kültür patlaması yaşıyorum birden. Uf. Oo, bak bu neciğim, hoş geldin. Şeref verdin. Canım geç, otur geç. Kinyas. Canım. Ziver Bey'i yerini bulamadım. Ya kendisine bir şeyler bırakacaktım ama kim bilir adamcağızı nerelere yolladın yine. Ya Mahmude, burası iş yeri yani, ne bileyim bir işi çıkmıştır, bir yere gitmiştir, ne bileyim ben. Okşan Hanım, ben de şimdi tam bir toplantının ortasındaydım. Aha, ben çok fazla kalmayacağım Hulusi Bey. Bakın bu iş olmadı. Şimdi ben hangi iş diyeceğim de Mahmude Hanım'ın yanında böyle şey olacak. Yani Ziver Bey hiç, yani düşündüğünüz gibi çıkmadı. Bakın Okşan Hanım, bunları telefonda konuşuruz. Rapor vermenize gerek yok canım. Pardon, siz Ziver Bey mi dediniz? Ama canım Ziver Bey, tabii yani ne olacak? Bir tane mi Ziver Bey var ofiste ya? Evet, o sizin yanınızda çalışan eleman, o Ziver Bey. Ay çok namuslu bir adam çıktı biliyor musunuz? Çok namusludur adım atasıca. Neyse işte sonra... Bakın bir şey söyleyeceğim şimdi. Yani bu Ziver Bey gerçekten karısına çok sadık bir adam. Ya ben üstüne gittikçe, ya normal erkekler dayanamaz. Ay bu adam kaçtı gitti. Yok benim ailem var, benim karım var, benim seyfim var deyip durdu. İnanılmaz bir şey yani. Ne diyor bu hanım Kinyas? Ne bileyim, ben de ağzım açık dinliyorum, baksana. Ya bir şey söyleyeyim. Şimdi özetle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yani karısına çok sadık bir adam Ziver Bey. Ya bence paranızı boşuna harcamayın isterseniz. Yani
Bence aldattığını falan ispatlayamazsınız. Aldatmıyor karısını asla. Aldatılmaz yani. Oşan Hanım, şimdi siz diyorsunuz ki yani söylediklerim yetmedi, bir de üstüne sıvıyayım ha? Hadi güle güle, güle güle. Güle güle, güle güle. Toplandı bu. Ya işte gerçek hayatta hiç böyle olmuyor. Şimdi yani bir kadın ofisten içeri girecek, sonra benim odama gelecek. Bunları senin yanında anlatacak. Oho! Bunlar sitcom oyunları bak Bıdacığım. Ha öyle mi? Ben sana şimdi göstereceğim sitcom'u Ali'cekin oyunumu. Çantanı düşürdüm bak bir de çantanı düşürdüm. Ben evlen.